Saygıdeğer izleyenler, bugün 10 Nisan 2022 Pazar. Herkesin evinde çoluğuyla çocuğuyla oturduğu bir gün. Doğal olarak da en tabii hakları. Çalışan çalışmayan herkes bugün evinde oturur. Ama biz ve bizim gibi ülkesinin insanının huzurlu ve güvenli geleceğini düşünerek yaşayan insanlar ise bu ülkeye ve insanlara geçmişten günümüze kadar yaptıklarıyla fayda sağlamış insanları onlarla buluşturmak, o insanların, o değerli şahsiyetlerin, değerli şahsiyetleri örnek alıp onun yolunda giden insanları da bu ülke ve insanlar ile buluşturup iyi örnek olmak. Onun için Ünye'nin İnkur İncirli Mahallesi'ni ya da köyünü geçmişte birleştirip burası güzel bir kasaba olsun, şehirleşsin, insanların kültür seviyesi yükselsin diye belde belediyesi yaparak, İnkur adı altında belde belediyesi yapan Mehmet Torunoğlu ağabeyimizle beraberiz. Mehmet Torunoğlu'nun anılarını kendi ağzından alacağız. Ona sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Önce Mehmet abiyi bir tanıyalım. Evet, ben Mehmet. Abi kimdir? Ben Mehmet Torunoğlu, köylü çocuğum. Hep öyle söylersin. Neden köylü çocuğum diyorum? Çünkü hiç herkesin istediği ama nasip olmadı belediye başkanlığı ve aynı zamanda da bir kasabanın kurulmasına öncülük yaptım. Evet. Buna Allah'ıma çok şükür olsun. Allah'ıma hamd ederim. Bu çalışmalarıma katkıda bulunan Mevlüt Eski Muhtar Mevlüt Yılmaz, Ziya Hamarat, Osman Torunoğlu, İsmail Torunoğlu ve katkıları bulunmuşlardır. Yani hayatta olanlara, onlar şu anda vefat etmişlerdir. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet, ebediyete göçmüşlere rahmet diliyoruz. Rahmet diliyorum, evet. Evet Mehmet abi, sen İnkur'u kaç yılında belediye yaptın? 20 Nisan 1974 yılında Korutürk tarafından, Reis-i Cumhur Korutürk tarafından onaylandı. Fahri Korutürk tarafından evet, onaylandı. 25 Haziran 1975 yılından 1989 yılına kadar 15 yıl belediye başkanlığı kanlığı yaptım. Yaptın. Yaptım, evet. Kutluyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizi o yöreye, o yöredeki insanlara ve o yörede yetişen insan dostu canlılara faydalı olmak için mücadele ettiniz bugüne kadar. Evet. Evet. Mücadele ettiniz. Yol, başarılar diliyoruz. Yolu yoktu, suyu yoktu, elektriği yoktu, telefonu yoktu. Altyapısı hiçbir şey yoktu. Belediye kurulduktan sonra 36 kilometre mahalle yolu, 50 kilometre haftamıza gelmeler için çevre yolu açılmasına sebep oldum, yardımcı çok güzel, oldum. Çok güzel. Burada İsmail Torunoğlu'nu, yani eski BEP Parti partimizin üyesi olan İsmail Torunoğlu'nda da katkıları da vardı. Allah onu da mekanını edesin, cennet eylesin. Cennet eylesin. Ve oğlu da şu anda örnek bir çocuk. Yani evet, işittiğim, duyduğum kadarıyla çok çalışıyor. Çalışıyor. Berkay Torunoğlu çok mücadele veriyor. Doğru. Yalnız bir şey söyleyeyim. O da şu. Seçimi kaybettiğim zaman, seçimi için kimseye Allah kaybettirmesin. Çok zor. Seçimi kaybettiğim zaman yorganımı başıma nasıl örttüm, telefonlara nasıl cevap verdiler, onu hatırlayamıyorum. 6 ay sokakta kaldım. Sabah karşı İnkur'dan geçtim, 6 ay kaldım. Fakat en son da yine de hanımın dediği oldu. Yine bizi tekrar götürdüler. Ve hayat yine devam etti ama yine de mücadelemi yine devam ettiriyorum.
Yani şu anda çeşitli dernekler kurmak, efendim işte milli belediye başkanlarına vaat edenlerini kurmak ve çeşitli yine faaliyetlerde bulunmak için elimden gelenin gayreti sarf ediyorum. Oraya geleceğiz, Mahalli İdareler Derneği'ni kurdum. Ancak biraz evvel çok önemli bir olguya temas ettin. Seçimi kaybettiğim zaman dünya başıma yıkıldı. Evet. Yorganı üstüme nasıl örttüğümü bilemiyorum. Evet. Saygıdeğer izleyenler, seçimi kaybeden herkes, İnkur kurucu belediye başkanı ve 3 dönemde belediye başkanlığı yapmış Mehmet Torunoğlu ağabey gibi ağlamazlar. Onlar sadece makam sahibi olmak için, makamın gücünden yararlanmak için belediye başkanı olduklarından Mehmet abi gibi seçimi kaybettiklerini de anlamazlar. 5 yıl gelecek seçim nasıl olsa yaklaşır derler, bir daha gülerler. Ama Mehmet abi seçime değil gelecek nesile yatırım yapma zihniyetinde olduğu için kaybettiği seçim canını çok acıtmış. Senin gibi acıtanlar var. Onlardan biri de benim Mehmet abi. Evet. 99'da Çamurlu Mahallesi'ne muhtar oldum. 2004'te kaybettim. Başkaları güldü. Ama ben 3 gün 3 gece ağladım. Seçimi kaybettiğime değil, ben makam sevdası için değil, senin gibi seni örnek almıştım. Memleketime, milletime, devletimi daha yakından tanıyayım, iyi hizmetler edeyim diye aday olmak istedim. Veya bunun için adaydım. Ama nasip değilmiş, öyle diyoruz. Evet. Gelelim Mehmet abi, şimdi... Evet, Ahmet abi, tam 5 yıl 5 defa seçim kaybettim. Yani gerçekten oğlumun bir sözü vardı, 80 ton fındık harcadığımı, yani kaç senelik hesaplamışsa 80 ton fındık harcadığımızı yani söyledi. Yani her seçim için onlarca masraf etmişsin. Masraf etmişim. Bir seneyi biliyorum ki, bir senede fındıktan dolayı diğer masraflardan haric bir televizyon aldığımı biliyorum. Diğer paralar gitmiş. Evet, saygıdeğer izleyenler, Mehmet abi şimdi konuşurken bizim de ufkumuzu açtı. Mehmet abi şu anda 74 yılında kurduğu yere belediye başkanlığı yapmış 3 dönem, altında en azından uçak değilse bile en son model araba olması gerekirken yaya geziyor. Evet. Bu bir de baba malından 80 ton dolayında varlık kaybetmiş bir abisi. Evet. Yani bizde siyasete ülkenin ve insanların çıkarı için çalışmak değil, şahsi çıkarı için çalışmak adet haline geldi. Senden sonra buraya gelenlerin, misal bir örnek de verelim. Rahmetli Mithat Kısacıkoğlu'nu da yad edelim. Evet. O da 3 evet, dönem evet, sizin gibi evet, belediye başkanlığı yaptı. Evet. Herkes beni bağışlasın. Ebediyete neredeyse kefensiz gitti. Ama ondan sonra gelenlerin altında bir uçakları eksik Mehmet abi. Yatları, katları hepsi var. Hele günümüzde tabii Allah kul hakkıyla gelmeyin diyor. Onların sonlarını ve sadece kendilerinin değil ailelerinin de sonları hüsran. Niye? Baba ne ekerse çocuk da aynısını yaşar. Evet, gelelim Mehmet abi. Seni duygulandırmak için konuşmadık. Şimdi siz aynı zamanda da Ünye genelinde belediye başkanlığı yapmış ve görevlerinden ya isteyerek ayrılmış ya da seçim kaybederek dışarıda kalmış. Belediye başkanlarını bir çatı altında toplayıp Mahalli Hizmet Derneği'ni, Mahalli İdareler Hizmet Derneği'ni kurdunuz. Bir dönem başkanlığını yaptınız ya da 2 dönem başkanlığını yaptınız. Ardından Ünye eski belediye başkanı İsmail Cerrahoğlu aynı göreve geldi. Bugün o da burada olacaktı fakat kendisine şifa diliyoruz. Covid'e yakalanmış, karantina süresi devam ediyormuş, özür dileyerek katılamadı. Ben dedi mani olmayayım kimseye dedi. O da burada olacaktı saygıdeğer izleyenler. Ama olmadı, olsun. Diğer 2 arkadaşı var. Şu anda da Mahalli İdareler Hizmet Derneği Başkanı
Kemal Maral'ı alacağız birazdan konuk olarak ama onu almadan evvela ben size bir de yörenin, çiftçilerin tek geçim kaynağı fındık için çok büyük mücadele verdiniz. Fındığı el üstüne kaldırmak, fındıkçıyı kaliteli hale getirmek, üreticiyi değerlendirmek adına fındık için de çok çalışmalar yaptınız. Fındık takdir edilsin, orman ürünü değil gerçekten. Sağlık için, sıhhat için bir numaralı ürün haline gelsin diye çok mücadele verdiniz Mehmet abi. Ondan da bahseder misiniz? Şimdi aslında bizim geçim kaynağımız bir fındık. Bunun gök pahasına satılıyor. Ama maalesef biz bunu kendimiz değerlendiremiyoruz. Bunun için fabrika kurulması için çalışmalar yapmıştım. Ama maalesef her zaman zenginler muvaffak oldu, biz muvaffak olamadık yani. Olsun. Hani bir söz var, karıncaya bir canlıya sormuşlar, yanlış söylemeyelim. Nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Ya bu gidişten gidemezsin, yolunda ölürüm ya demiş. Onun gibi. Sen adımını attın, ibret almayanlar, örnek almayanlar kendileri utansın. Biz de bir Akdeniz ve Ege gibi çiftçi yok. Bizim insanımız kahvede oturuyor, köye telefon açıyor, bizim bahçeye tırpancı bul diyor. Böyle çiftçilik olmuyor. Bunu hakkını veren çiftçilerimizi tenzih ederek söylüyoruz. Ama büyük bir kesimi bedavacı. Fındık verirse onu alıyor. Bir de gübreyi bilinçli bilinçsiz atıyor gidiyor. Ya. Netice olarak fındıkçı darda ve zorda Mehmet evet, abi. Doğru, sadece doğru, bilinçsizliğinin doğru. Yüzünden. Evet. Şimdi Vali Bey anarşi ismi karışmamış olanları bir davet etmişti. Davetin içinde ben de vardım. Konuşurken sanki bana hitap ediyormuş gibi bana doğru bakıyor, öyle konuşuyor. Dedim ki bu adam benden bir şey söyleyecek ama bakalım ne diyecek dedim. Yani öyle bir durumdan bana bakıyor. Dedi ki İnkurlu Belediye Başkanı'nın da işi de zor dedi. Çünkü o gün çünkü gelmiş geçmiş görmüş demek ki. Evet. Zor dedi. Dedim ki Vali Bey müsaade eder misin dedim. Buyur dedim. Alder'in isminde bir astronot adım attı dedim. Bizimkisi dedim, sabit dedim, bir adım attık dedim. Yani belediye kurmakla beraber dedim. Ama dedi ki, karınca, siz söylediniz şöyle, dedi ki karınca yola çıkmış dedi. Bu adamlar nasıl sen Kabe'ye gidersin diye söylemiş sorana, dedi. Sorana, İt olmazsa burada ölürüm ya demiş dedi. Bu kadar basit. Şimdi, şu anda Allah herkese, yani torunlarım gibi, kızlarım gibi, gelinlerim gibi, Allah herkese versin. Yani ailede gerçekten sadece bir ailem yok. Bu aile noksanlığı da herkes, yani evli olanlara, ailelerinin kıymetini bilsinler. Yalnız burada, çok zor. Burada, bak bu kadar güzel bakım olduğu halde yine bir boşluktasın. Bir oğlum gırık diyorsun. Evet. Çünkü neticede bir duvar altındasın. Şu anda sadece arkadaşın bilgisayar. İşte bazı şeyler danışmanlığını yapıyor. Evet. Yapıyor. Yüce Allah yarattığı kullarını hep çift yaratmış derler. Şimdi Ahmet Efendi şunu bir iki netse ben kendim ilave edeyim. O da şu. Şimdi şu anda pahalılık var deniyor. Televizyonu açın pahalılık. Açın pahalılık, açın pahalılık, açın hep pahalılık. Ya bu artık hep pahalılığı bırakalım da biz bir çare bulalım. Nasıl çare bulalım? Ya arkadaş bir defa köylü olan adam işte Ünye'de vesaire oturuyorsa bir defa köye çekilsin bir defa bir. Bahçesinin içerisine geçsin. Sadece köydeki olan kişinin düza
kasaya ihtiyacı, ihtiyacı var. Başka diğer yok. Hepsi, sebzesi, hepsi var. Doğru. Bunun yani bunu cebde tutabilmeliyim. Pahalılık bu gelince. Pahalılık da arkadaşım birinin söylediğine göre bizde çorba diyor 12 lira. Almanya'da 80 lira. Demek orada da pahalılık var. Ama onların diyor alım gücü var diyor. Üretiyorlar. Üretiyor yani. Ama işte sıkıntı orada. Biz hazırı tüketiyoruz. Biz de bir şeyler üretmeliyiz yani. Bir şeyler yapmalıyız. Tavukçuluk yap. Efendim sırdan hayvancılığı yap vesaire. Bir şeyler yap yani. Yani bunun için bilhassa gazeteci olarak Ahmet yeğene de çok görev düşüyor. Tabii yani, ki. Sorumluluk sahibi. Yazılarınızı bunun üzerine sıklaştırın. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok sıklaştırın. Seracılıkta. Ya seracılıkta bir biber bilmem kaç lira, domates kaç para. Ya herkesin önünde, herkesin bir yeri var. Bir sera yap, bir iki tane sera yap. Sat. Hem de ucuz sat, hem de para kazan, hem de vatandaşa geçsin. Toprak anadır diyorsun. Ne verirsen bin katını geri verir. Tamam. Şimdi tamam. Saygıdeğer izleyenler, Mehmet Torunoğlu'nun görev yaptığı sürede bir özel işe de imzası vardır. Nedir o? Düzce, Bolu Düzce'nin Hereke Halıl'da tezgahlarını Ünye'ye, İnkur'a getirdi ve yöresinin insanlarını halıcı, yerel harı üreten insanlar haline getirerek her evi de üreten, kendi aile bütçesine katkıda bulunan insanlar yetiştirmek istedi. Bir de o getirdiğin halı tezgahlarının nasıl ziyan olduğunu bir anlatır mısın? Şimdi benden sonra... Ünye Hereke olacaktı sevgili seyirci. Evet. Benden sonraki durmuş. Onlar sattı, etti, yıktı. Hiçbirisini şey etti. Halıları da sattı. Sonra halılar mahkemelik oldu, vesaire oldu. Yani bırakmış halılar yani. Yazık. Evet. O güzelim yatırıma yazık oldu. Şimdi Sivas El Sanatlar Okulu'nda 20 tane kız talebesi götürdüm, okuttum. 20 tane talebe. Buradan Sivas'a. Sivas'a götürdüm ben. 8 ay süreli Sivas'ta okuttum bunları. Halı üzerine mi? Halı üzerine. Bir açılış için Kemal bilmem neydi, milletvekili, eski milletvekili oldu. O gelmişti. Kaymakam geldi. Kaymakamı karşılamaya gittim. Fakat Kemal Bey'le kaymakamı tanıştıramadım. Yani işte milletvekilimiz falan diye. Sonradan dedim ki bu açılışta dedim buna tanışırlar şimdi. Gerçekten konuşmasında milletvekili deyince tabii kaymakam bir de belki artık neler söyledi neler de bilemiyorum ama ve bir ziyafet vermiştim ve gerçekten istediğim amacımıza ulaşamadık ve benden sonra da devam ettirmediler. Bir de göğüs hastanesi kurdurmak için mücadelem vardı. Evet, o da vardı. Çet dağının olduğu yerde, evet. O da gerçekten İnkur'un kaderini değiştirecekti. Müthiş olacaktı. Evet. Osman Nuri'nin de orada katkısı var. Allah rahmet eylesin. Osman Nuri Işık. Evet. Ünyeli doktor. Evet. Fakir garip doktoru. Gerçekten öyle. Çok değerli bir insan. Belediye kurma çalışmaları yaparken ona uğradığımda böyle bir çalışmam vardı. Dedi ki ona senin dedi altından heykelini dikmeli bu millet dedi. Ya heykelleri bir bırakın da hiç olmazsa 5 defa bana seçim kaybettirmemeli hiç olmazsa. Giden mala mülke acımıyorum ama yok. Kaybetmeye üzülüyorum. Yani, gerçekten. Her kafamdaki taslağı ortaya koyabilmek için. Mesela şu anda Mali İdareler Derneği, gerçekten güzel bir dernek. Fevkalade 4-4'lük bir dernek. Neticede şurada 25-30 kişilik bir arkadaş var. Ama hala bugün yeteri kadar üzerinde durulamamış. İlgi görmüyor.
Ya ama inşallah görülecek bak, Kemal Maral'la. Bak şimdi, Kemal Bey gerçekten, samimi olarak söylüyorum, babasını da iyi tanırım. Onların mağazasında durdum. 10-15 seneden beri çok mert ve delikanlı bir adamdı. Allah razı olsun. Oğlu da aynı onun gibi yani. Onun gibi ben kendisini de çok severim yani. Çok güzel. Allah zaten çalışana veririm diyor. Evet. Onun için bunu gerçekten bir yere götürmek lazım. Mesela örnek olarak, gerçi bir sermaye isteyen bir şeydir ama mesela adam Kala diye bir market var. Var. 5 tane yerde açmış adam. 5 tane. Biri, aslında 10 yerdi o. 10 yerde değil mi? Darbe yedi galiba. 5 yerdeydi şimdi. 5 yerde. Şimdi var. 20 kişi diyelim ki orada 10'ar milyar lira veyahut 20'şer milyar lira veyahut bir araya gelse bir market kurabilir. Mahalli İdare Hizmet Derneği de bir market kurabilir. Kurabilir. Yapar. Ya en azından yapar. Şimdi ve köylünün işte sebzesini vesairesini de değil eder. Market dediğiniz zamanları manav yani bir yerde. Tabii manav yani. Her töbrelerin dışında. Onun için üzerinde gerçekten durmaya değer. Ve ben bunu 8-9 sene civarında bu işi yürütmeye çalıştırdım. 9 milyar civarında da bu masrafım olmuştu. Ama şu anda İsmail Cerrahoğlu'dan dolayı ayda 500 lira bir ayda bir para da ödememiş oluyoruz. Yani onu biraz, evet. Ofisinde idare ettiğiniz için. Evet. Için. Meral abinin istifade ettiğim zaman, hayli zamanlarda. Onun da iş yeri vardı, oradan da istifade ettim. Evet. Seni fazla yormak istemiyoruz. Bu arada Mehmet abi, mahsuru yoksa kaç yaşında olduğunda söyler misin? Millet de duysun. Şimdi şu anda 94 yaşındayım. Maşallah. Ama iyi bir yaş. Yalnız tabii götürdükleri şeyler de var. Mesela şu anda halsizim. Ama gönlüm olarak şu anda kafamda yine tasla bu pahalılığa nasıl çare bulabiliriz? Nasıl ne yapabiliriz? Mali idareler derneğini nasıl iyi bir hale, işler bir hale götürebiliriz biz? Mesela şimdi örnek olarak bir aklımım daha geldi. Bir arkadaşım birisi geldi bana dedi ki Diyarbakır'da benim akrabam var, yeğenim var, memuriyete girmek istiyor. Dedim ki, ya şimdi aklıma şu geldi dedim ki, ya dedim şimdi nasıl Diyarbakır'da bir mebusa söylemek lazım. Bir mebusa bunu söylerdi dedim. Şükür Bey'in yanındayken Samsun'da birisi geldi dedi ki, Şükür Bey benim şu işim var dedim. Senin milletvekilin yok mu dedi. Dedim ki Şükür Bey, milletvekilinin olduğunu biliyor dedim. Ama sana gelmiş dedim. Adamın işini gör dedim. Yani. Yemeğe gidiyorduk. Yemek yani. Yemeye gidiyorduk. Ben de gidiyorum. İşini gör dedim. Onun için bir yerde aklıma hemen Zeki Torunoğlu geldi. Zeki Torunoğlu'na gittim. Allah rahmet eylesin. Dedim ki Zeki, senin Diyarbakır'daki şubenizde iki arkadaş nasıl bir arkadaş dedim. İyidir dedim. Dedi ki Diyarbakır'da bir imtihan var. Cinayettin dedim müftülüğünün. Buna yardımcı olabilir mi? Adama bunu anlattı, telefon etti, anlattı. Dedi ki o iş bitmiştir dedi. Meğer o garnizon kumandanının arkadaşıymış yani, tanıdığıymış yani. Gerçekten çocuğunu şikayetti. Şimdi belediye başkanıyız. Bir oturmaya yerimiz var diyelim. Oturmaya yerimiz var. Ya geldi şimdi. Mesela bir arkadaşım birisi geldi. Bana bir şey söyledi. Ya ben yapamadım şimdi. Ya Kemal Bey yapar. Erker Bey yapar. Yani birisi muhakkak zaten biz buraya niye gelmişiz? Hizmet etmek için gelmişiz. Sorun çözmeye. Şimdi bir şey aklıma daha gerekli geldi, o da söyleyeyim. Allah hanımdan razı olsun, hiç bir zaman için bana nükte etmemiştir. O çok önemli. Yani hiç bir zaman... Eş desteği almak çok önemli. Evet, hiç bir zaman için, ya şunu da niye yapıyorsun?
veyahut bizim paramız gidiyor diye bir tek kelime söylememiştir. Şu anda torunuma gelince gerçekten dört dörtlük bir çocuk. Allah ama yine ondan da isteğim olacak. Ya hayvancılık üzerinde yahut da tavukçuluk üzerinde bir çiftlik kurmak için bir söylemek söyleyeceğim. Ama tabii şu anda top onun elinde, tüfek onun elinde, her şey onun elinde şu anda. Yere, bahçe, hepsi Selahit Ünlü. Evet. Ona öyle bir şey verdim yani. Seni fazla yormak istemiyoruz. Sağ ol, Allah sana razı sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Saygıdeğer izleyenler, şimdi Mehmet abiyi ziyaretimizde iki de konuğumuz var ya da Ünye'nin yetiştirdiği evlat var. Evet. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete göç eden Ünye'nin sayılı iş adamlarından, sayılı siyasetçilerinden İsmail Torunoğlu'nun oğlu Ünye Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Berkay Torunoğlu. Sizi şöyle alabilir miyiz Sayın Başkanım? Diğeri de saygıdeğer izleyenler, o da Yeşilkent Belediyesi'ni kuran benim eski meslektaşlarımdan muhtar, bugünün belediye meclis üyesi ve aynı zamanda da Ünye Mahalli İdareler Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Maral. Saygıdeğer izleyenler, programımızın son vuruşunu İNKUR kurucu ve uzun dönem belediye başkanlığını yapmış ve halen daha 94 yaşına rağmen bu memleketi, bu milleti nasıl refaha, huzura kavuştururumun duygu ve düşüncesi içerisinde yaşamını sürdüren Mehmet Torunoğlu'nu örnek aldığına inandığım ilgili kardeşlerimizden, yetkili kardeşlerimizden, Ünyeli evlatlardan önce Mahalli İdareler Hizmet Derneği Başkanı Kemal Maral'a soruyorum. Mehmet abiyi nasıl değerlendiriyor? Buyurun başkanım. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim başkanım. Mehmet amcadan bizim köyümüz, komşu köyüz. Evet, bir doğadan komşusu. Evet, Mehmet amcanın benim için özel bir anlamı yeri var, yeri var. Çünkü ben de 1989 yılında muhtar seçildikten sonra 28 yaşında. 29 mu? 90 yılında Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı olduğum yani. Zaman Anavatan Partisi Yönetim Kurulu üyesiydi Mehmet amcam. Derneğimizle Anavatan Partisi'nin lokali yan yanaydı. Orada sohbet ederken işte ben belediye nasıl bir şey, belediye İNKUR'u kurucu, İNKUR belediyemizin kurucusu olduğu için merak sardım ve sordum. Evet, orada yaptığımız işler sonucunda Yeşilkent Belediyesi'ni kurmaya karar verdim. Yeşilkent Belediyesi'nin yani bizim de Mehmet amcanın özel fikir bir önemi var. Fikir babası tabii. Daha sonra Mehmet amcamın ben Mehmet amcayı belediyenin kuruluşuna haram yememe ile ilgili devlet Allah yönetiminde Allah. Çok önemli olan bir özelliği, karakteri. Bir de hayatı boyu sorma, sorgulama ve girişimci ruhu, yani toplum bu tür insanların önderliğinde ilerliyor. Yani nasıl söyleyeyim, durağan, sormayan, sorgulamayan, böyle kaderine tabi insanlarla toplum bir yere gitmiyor. Toplumun gitmez. Toplumu bir yere götürme konusunda çok güzel yetenekleri ve özellikleri olan bir adamcımız. Gerçekten etrafındaki insanlara, bize de çok büyük önderliği oldu. Çok esinlendik. Allah uzun ömür versin. Mehmet amca gibi insanlar memleketimizde, ilçemizde olmaları çok önemli. İyi ki Mehmet amca var. Ne oldu İNKUR Belediyesi'ni kurdu Mehmet amca? Oranın milleti, oranın halkı erken altyapı hizmetine kavuştu. Erken devleti tanıdı. Orada mahallinde arazisinin, evinin, ikametgah ettiği yerin hemen yanında iş sahibi oldu. Devlet hizmetleri İNKUR halkının ayağına gelmiş oldu. Yani dünyayı daha tecrübeli oldular, devlete iyi tanıdılar. Ne diyelim işte, genel entelektüel bilgileri arttı. Çok şey kazandı İNKUR'un insanı bu sayede. Ve dolayısıyla ben de işte Mehmet abiden esinlenerekten, öğrenerekten
Yeşilkent Belediyesi'ni kurma çalışması yaptım. Allah da bana Mehmet abi gibi 3 defa seçim kazanmayı nasip etti. Çok önemli. Evet. Şimdi de Ünye ve çevresi Mali İdareler Hizmet Derneği'nin kurucusu Mehmet abimiz. Bunda ben de daha önce yönetim kurulunda bulunmuştum zaten. O sebeple de eski belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, özel idare genel meclis üyelerimizin ve eski muhtarlarımızı kapsayacak derneğimizin kurucusu olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ben de işte yeni bu dernekte beni de görevlendirdiler. Aldığım bayrağı zirveye taşıyacak. İnşallah Mehmet abinin ömür boyu, Allah ömür versin ama yani onu mutlu edecek işler yapmak için düşünce çalışmalarımız var. İnşallah ileride o konularda da program yaparız. Size başarılar diliyoruz. Saygıdeğer izleyenler, şimdi Mehmet abi aynı kökten geliyor. Mehmet abiyi örnek alan sülalesinin çalışkan insanlarından inşaat mühendisi, Ünye Belediye Başkan adayı Berkay Torunoğlu'na da soralım. Ailesinin büyüğü olan Mehmet abiyi nasıl değerlendiriyor? Evet Sayın Torunoğlu. Mehmet dedem babamın çocukluğumuzdan beri bize anlattığı bir şahsiyet. Zaten Mehmet dedeyi bu kadar çok sevmemize de babamın o anıları ve çevreden duyduğumuz şeyler sebep oldu. Evet. Mehmet dede 75 ile 89 yılları arasında İNKUR'a gerçekten bir vizyon kazandırmaya çalışmış. Siyaseti kendi ikballeri uğruna değil, vatandaşa hizmet amacıyla yapmış. Hayatı boyunca da bu şekilde mücadele etmiş bir insan. 94 yaşındayım ve hala memleket için bir şeyler yapmaya gayret ediyorum diye kendisi de biraz önce ifade etti. Benim siyasi hayatımda örnek aldığım sayılı insanlar var. Onlardan bir tanesi Mehmet dedem, bir tanesi de sevgili başkanımdır. Kemal Maral. Evet, tabii kendi ailevi varlıklarını siyasete verip insanlarla paylaşabilecek kadar da yüce gönüllü insanlardır onlar. Şimdi bugünün konjektürüne baktığımız zaman siyaset sanki insanların kendilerini bir yere taşıdıkları, çevresindeki insanları, tabii onlara şahsi çıkarlar elde ettikleri bir makam gibi görünüyor. Değil. Aslında böyle değil. İnsanlar da belki bugün bazı şeyleri dile getiremiyorlar fakat bu insanlar sokakta yürüdüklerinde onlara olan ilgi, kalpten ilgi aslında gerçeğin ne olduğunu da bu toplumun önüne koyuyor. O yüzden biz bazı şeyleri unutmayacağız. İnsanlar belli bir süre varlar, daha sonra ebedi istirahatgahlarına uğurlanıyorlar. Benim babam da bundan 3 ay önce Allah-u Teala'nın makamına gitti, cennete gittiğine inanıyoruz. Neden? Çünkü o kadar güzel hizmetler yaptılar ve bunu insanlar için yaptılar. Kendileri için en ufak bir şeyde bulunmadılar. Mehmet dedem de mesela yıllardan beri yürür, arabası dahi yoktur kendisinin. Hayır, olmaz. Halbuki ağa çocuğudur. Aynen. Yıllarca fındık üretmiştir ama hala oradan aldığı gelirleri ya dernek için harcamıştır, ya belediyede insanların hayatlarını kolaylaştırmak için gereken bir takım çalışmalar için harcamıştır. Biz de o yoldan ilerleyeceğiz. Allah nasip ederse onlara da layık insanlar olacağız. Saygıdeğer izleyenler, şimdi tecrübeli siyasetçi, tecrübeli ikinci siyasetçi, birinci Mehmet abi, ikincisi Kemal Maral varken ben en önemli soruyu yeni nesil, yeni kuşaktan Berkay Torunoğlu'na soracağım. Siyasetçiler, mum dibini ışıtmaz misali, hiç adam yetiştirmezler. Sizlerden istirhamım, sizden genç siyasetçi olarak siyaseti insanlara nasıl tavsiye edersiniz başkanım? Şimdi siyaset... Herkes çoğalsın, konuşan sayısı tabii yok. Tabii şimdi siyaset gerçekten meşakkatli bir iş. Bizim ülkemizde politikacıların, özellikle siyasetle uğraşanların üzerinde çok ciddi ekonomik yorgunluklar var. Bir seçime giriyorsunuz, işte milyonlar kaybediyorsunuz, seçilemiyorsunuz. Tabii şimdi Türkiye'de siyasetin önüne açılabilmesi için, gençlerin de siyasete daha sıcak bakabilmeleri için
Birincisi bizim siyaset şeklimizin değişmesi, seçimde yapılan alışkanlıkların giderilmesi gerekir. Şimdi Avrupa'da bu işi daha farklı yapıyorlar. Mesela seçim zamanlarında meydanlarda olan mitingler yok, o afişler yok, otobüsler yok, daha sessiz ama halka da kameralar aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla farklı enstrümanlar kullanarak ulaşmanın, propagandalarını ulaştırmanın bir yolunu bulmuşlar. Böylece siyasiler ekonomik olarak daha az yoruluyorlar ve sadece parası olan kişilerin değil, gerçekten bu millet için güzel rüyalar gören insanların bazı makamlara gelebilmesinin de önünü açıyorlar. Şimdi bizim toplumumuzda bir siyaset algısı var. Kişilerin ne entelektüel kişiliklerine çok fazla dikkat ederler, ne toplumdaki mevkilerine çok fazla dikkat ederler. Daha çok sorar, seçim gelecek, bu adamı aday gösterelim, bunun ekonomisi nasıl? Seçimde rahat edecek miyiz? Yani bunlar... Aklına bakmıyor, tabii, parasına bakıyor. Çok çok ön planda olduğunu görüyorum. Halbuki bu memleketin, gerçekten bu memleketin ikbalini düşünen, geleceğini düşünen, bu çocukların yüzünün gülmesi için, gençlerin daha umutlu geleceğe bakabilmeleri için bunu kalpten arzu eden politikacıları da var. Ama politika yapmayan gönüllüleri de var. O gönüllüleri gönüllendirmek de bu siyasi alışkanlıkların değişmesiyle mümkün olabilir. Yoksa benim çok kaliteli, çok kalifiye arkadaşlarım var. Hepsi özel şirketlerde CEO. Üst düzey yönetici olmuşlar ve güzel de maaşlar elde ediyorlar. Şimdi o insanları, o maaşları bıraktırabilmeniz için daha farklı enstrümanlarda kullanmanız gerekiyor. Siyaseti daha cazip hale, evet, daha cazip hale getirmelisiniz. İnşallah bir gün büyüklerimiz de bunu dikkate alırlar. Bir de siyasetin en büyük sıkıntısı, işte bu gençlerin listelere girememelerinin en büyük sıkıntısı, bizim burada seçen makam değil de daha çok onaylayan makam olmamız. Yani listeler yukarıdan gelip insanların sadece listeleri onayladığı seçimlerin yapılması. Siyaset biraz daha geniş tabanlara yayılır, üyelerin partiler içinde daha aktif görevlerde yer aldığını görebilirsek, o gün o gençler de gönüllenirler. O gönüllü insanlar da yöneticilik için biraz daha ön plana çıkarlar diye düşünüyorum. Oy verecek insanlara da söz, bir çift söz söylemenizi istirham ediyorum. Sorup sorgulamadan oy verenleri, yani liderine bakıp, partisinin adına bakıp oy verenlere de, evet, bir çift söz söyler misiniz? Sormak, sorgulamak tabii insanın ki asli görevi değil midir? Özellikle yerel yönetim mahalli seçimlerde adayların projelerinin irdelenmesi, geçmişlerinin irdelenmesi çok önemlidir. Tabii. Bu neden önemli? Çünkü şehrin emini olarak göreve getiriyorsunuz. Şimdi bir Mehmet Torunoğlu'nu dikkate aldığınız zaman geçmişi bellidir, siyasete bakışı bellidir, halkına, insanlarına bakışı bellidir. Dolayısıyla o insanları anlayabilmemiz için daha çok zaman ayırmamız, sosyal medyayı, ondan sonra gazete ve televizyonları daha dikkatli takip etmemiz gerekir. Bu bir lider savaşı değil. Yani bunu eğer bir lider savaşı haline getirirsek, Menderes'in de dediği gibi, odunu da koysam seçtiririm gibi, yani çok şahsiyetsiz bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani. Biz bunu istemiyoruz. Biz gerçekten hizmet edecek insanların layık olduğu makamlara gelmelerini parasına istiyoruz. Parasına değil, aklına bakacağız. Tabii, akıl önemli, enerji önemli. İnşallah bir gün yukarıdakiler de bunu anlayacaktır. Size çıktığınız yolda başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Mehmet abiye saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Kemal Maral Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka memleketimizin büyüğü, memleketimize, insanlarımıza hizmet eden bir büyüğümüzü ekranlara taşımak umuduyla hepinize saygılar sunuyoruz.